Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kökten beraberinde, Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Aydın Ayaydın ile birlikte Salı Pazarı esnafının sorunlarını dinlediler. Sizinle saha çalışmalarına Büyükşehir Başkan Adayımız Aydın Başkan da katıldı. Neler söyleyeceksiniz? Önce Şoförler Odası'na, ardından da Salı Pazarı'na geçiş yaptık. Evet, öncelikle Şoförler Odamızdaydık hep beraber. Aydın hocamıza çok teşekkür ediyorum. Orada bizim gücümüzü gösterdi. Tüm şoför arkadaşlarımızın sorunları ile ilgili orada görüş birliğine vardık. Aydın hocamıza bu konuyla ilgili teşekkür ediyorum. Ardından pazara geldik. Pazardayız şu anda. Pazarın üzerini kendisi de gördü. Kendisi de Fethiye'mize hiç yakıştırmadı. İnşallah birlikte beraber bu Salı pazarımızı da modern hale getireceğiz. Fethiye'miz için çalışacağız. Kendisine bugün ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederiz. Evet. Aydın Başkanım, Fethiye seçmenini nasıl buldunuz bugün? Fethiye seçmenini hizmete susamış buldum. Gerek Fethiye Belediye Başkanlığı için, gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bize son derece yeşil ışık yaktılar. Muhammed Kökten'le benim gelmem halinde sorunların tümünün kökünden çözüleceğine inanıyorlar. Buna inanmışlar ve bizim bir an önce gelmemizi bekliyorlar. Bugün pazarı gezdim. Pazar esnafının ve pazardan alışveriş yapan insanların bize karşı teveccühü çok yüksekti. İnanılmaz bir teveccüh vardı. Geldik burada bir yemek yedik. Pazarın hemen başında bir yemek yedik. Bir yağmur yağdı. Her tarafı sel bastı. Altyapı yok. Muski çalışmamış. Muski ancak vatandaşa yüksek fatura gönderiyor. Ama altyapı hizmetlerini yapmamış. Ben de göreve geldiğimde ona bunun cezasını vereceğim. Aynı gün 1. saatte Muski Genel Müdürü vatandaşa bu hizmeti getirmeyen bu şahsa gerekli cezayı verip görevden alacağım.